Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle başlıktan da anlamış olduğunuz gibi kozmetik dışı bir alışveriş videosu paylaşacağım. Bunu aslında çekmeyi düşünmüyordum ta ki alışverişe kendimi kaptırıp uygun fiyatlı bir sürü şey bulana kadar. Sonra dedim ki neden ben bunu kayıt altına almıyorum? 1 milyoncu diye sınıflandırılan dükkanları hepiniz biliyorsunuzdur. Aslında bu bir 1 milyoncu değil, sanırım ismi Yuhatu muydu? Öyle bir şey olması lazım. Ama tabelası değişmiş, Maltepe AVM yazıyor üzerinde. Dün müydü? Karın bastırdığı gün, evet dündü. Baktım kendimi kaptırmışım. Bayağı da güzel şeyler aldım. Faydalı olabileceğini düşündüm. Dedim ki uygun fiyatlı kozmetik muadilleri beğeniliyorsa mutfak ürünlerinin muadilleri de beğenilir. Bu videoda göreceğiniz her şeyin birebir aynısı veya çok çok benzerlerini ben bu evi düzerken Paşabahçe, Este gibi mağazalarda gördüm. Hatta Paşabahçe'de beğendiğim şeyin aynısını 1/4 fiyatına aldım. O yüzden paylaşmak istedim. İlk poşetimden başlayacağım anlatmaya. Bir adet maşa. Her eve lazım. 2,5 lira olması lazım. Devam ediyorum. Faber-Castell'in bu cama, CD'ye, metale her şeye yazan kalemlerinden aldım. Ben bunları çok kullanıyorum. Ne için aldım? Bu arada bunu da 2 liraya aldım galiba. Neden aldım? Çünkü mesela sütü açtım değil mi? Sütlerin ömrü 3 gün. Günlük sütten bahsetmiyorum. Normal kutu karton sütlerin. Ben onu ne zaman açtığımı unutuyorum. O yüzden yazıyorum üstüne. Atıyorum 10 Ocak'ta açtım. Sonracığıma 8 liraya bu kahvaltılık 6 parça şeyi aldım. Mini kaseleri aldım. Bunlara bal konulabiliyor, reçel konulabiliyor. Reçeli sadece ben yiyorum evde. O yüzden çok büyük kaba koyunca da ziyan oluyor. Her sabah kendime göre koyacağım. Şöyle bir tanesini çıkartayım. Aynı zamanda bizim bunu esas alma amacımız da böyle içine ketçap, mayonez koymak. Benim onlar için çok güzel bir aparatım var. Ahşap dönüyor. Onların üzerine koymak için aldık. Böyle klasik. Bu arada bunun markası ne? Sedef diye bir marka. Gayet güzel, taş gibi işte. Beni en çok şaşırtan parçalardan ilki bu oldu. Bu böyle şerbetli tatlı koymak için filan bir sunum tabağı ama istediğiniz her şey için kullanabilirsiniz. Ben bunu Paşabahçe'nin kendi mağazasında 42 liraya görmüştüm ve ben 7 TL'ye aldım. 7 TL. 7. 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
unutmuşum. 7 kalmış aklımda. 5, 5, 5, 5, 5 tane. 5. Bu şekilde bir şeye ihtiyacım vardı. Bu arada bunun boyları var. Bir küçük boy, bir büyük boy ama ben orta boyunu aldım. Karpuz dilimi şeklinde şu şekilde bir mihale aldım. Mihale değil mi doğrusu? Hani mesela tencere sıcak üstüne koymak için. Bayağı da sağlam bir şey. Altında da böyle plastik aparatları var. Tam otursun masaya diye. Çok hoşuma gitti ya. 2 tane yumurtalık aldık. 3 lira. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünü olması lazım. Galiba evet, simgesi onunkine benziyor. Çok hoşuma gitti. Sade, hiçbir özelliği olmayan camdan yumurtayı buraya koyuyorsun. Burada da soyuyorsun. İşte buraya çay kaşığını koyuyorsun falan. Gayet sade ve şık. Bu en küçük boy olmak üzere 3 boy kavanoz aldık. Bunların kapakları böyle tam kapanıyor. Çok da sağlam. Gördüğünüz gibi. Bir tanesi Türk kahvesi için, bir tanesi sıcak çikolata için, bir tanesi çay için. Ama istediğiniz şey için kullanabilirsiniz. Bu tarz kavanozlar her zaman lazım oluyor. Hatta bu da orta boyu. Bu birazcık daha tombik. Bir de büyük boyu var. En pahalısı 10 lira olması lazım. Ve bu da en büyük boyu. Şimdi kucağımda son parça var. Bu en büyük parça. O yüzden nasıl açıp gösteririm? Herhalde yakın planını gösteririm. Ha, şuradan göstereyim. Şu şekilde bir şey aldım. Böyle kek falan yaptığım zaman bu evdeki benim için en büyük eksikliklerden bir tanesiydi. Hani böyle ağzı kapaklı bir şey yoktu. Pasta sunmak için de vesaire. O yüzden bunu beğendim. O dükkandaki en kalitelisi buydu. En ağır olanı da buydu. O yüzden bunu tercih ettim. Aldığım parçalar arasında en pahalısı buydu. Çünkü 30 liraya aldım. Ama Paşabahçe'de ben bunun aynısı 78 liraya gördüm. İyi ki almamışım. İşte benim alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer kozmetik dışı daha farklı alışveriş videoları, kıyafet, ayakkabı vesaire istiyorsanız da bana yorum olarak bırakmanız veya herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden bana ulaşmanız, fikrinizi paylaşmanız yeterli. Eğer videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aslında bir tane kozmetik alışverişim ve ilk izlenimlerim videosu çekebilirim. Çünkü merakla beklediğim, elime ulaşmasını sabırsızlıkla beklediğim ürünlerim var. Şu anda kargoda. Bu kar şartları sebebiyle aksaklıklar oluştu. O yüzden elime ulaşmadı. 1-2 güne ulaşır. Eğer isterseniz bir sonraki video o olabilir. Nasıl isterseniz, yani size bağlı. Zaten Twitter üzerinden zaman zaman anket yapıyorum. Bir sonraki video bu mu olsun, şu mu olsun diye. O anketlere de katılmak için Instagram değil, Twitter ismim bu. Twitter, Snapchat, Instagram hepsinde Görkem Karman şeklinde beni bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Mükemmel bir gün, mükemmel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhabalar. Bu evi oluştururken eşim... Ne eşimi ya, Allah aşkına. Erkek olmuş. Dudaklarım seni.
etkileyim. İyiyim şekerim, video çekiyorum. Videoya dalmışım, şimdi kafamı bir kaldırdım. Burada da yollar falan bayağı kötü yani. Tabii yollar çok... Bilmiyorum. Uygun fiyatlı muadiller beğeniliyorsa... Ben çok beğendim ya, çok tatlış değil mi? Böyle bir şeye de ihtiyacım vardı. Bir tane mihale yetmiyor. Kozmetik dışı bir alışveriş videosu yapayım. Videosu ya. Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün işin bir yılıncı kez çekiyorum. Artık ısrar olsun lütfen. İki videoyla başlamak istemedim. Çünkü sözümü tutamayabilirim. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Adapte olmaya çalışıyorum. Sudan çıkmış balığa dönmüş vaziyetteyim. Ben sesler gibiydim ben baba evine. Diye adlandırılan uygun fiyatlı. Aslında her şey 1 milyon değil ama.